19 Ocak Salı saatler 21, kayda geçsin de saldırı gündemini, Türkiye'nin utanç gündemi aynı zamanda konuşmaya devam ediyoruz. Yargı aşamasını, emniyet kaynakları aşamasını, olan biteni, ulaştığımız görüntü kayıtlarını ekranlara da getirerek konuşmaya devam ediyoruz. Gazeteci Saygı Öztürk de bizlerle birlikte Murat Arel, Ozan Gündoğdu, Timur Soykan ve Feyza Altun'la karşınızdayız. Birazdan dakikalar sonra aşı meselesine ilişkin de çarpıcı bağlantılar gerçekleştireceğiz. Eldeki doz bitince ne olacak sorusu, öncelik sırası nasıl belirlendi, o listelerde kimler var sorusuna yanıtı arayacağız. Türk Tabipleri Birliği'nden Profesör Doktor Vedat Bulut, TTB Genel Sekreteri karşımızda olacak. Yine kapsamlı dosyalar ekranlara gelecek ve ayrıca saldırıya uğrayan isimlerden biri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kayda geçsin de konuşacak. Hem saldırının arka planına ilişkin hem bugün tutuklanan iki kişiyi nasıl teşhis etti, neler söyledi, teşhis etme aşamasında neler yaşandı ilk kez anlatacak bizlere. Ayrıca Deva Partisi adına Mehmet Emin Ekmen de karşımızda olacak. Yeni partilerin bu süreçten anladığı, baktığı perspektifte ne gördüğünü konuşmaya başlayacağız. Murat Arel önce bana söz ver dedi. Dönüyorum hemen. Şöyle önce bana söz verdi dediği gibi hemen hayır, faşist bir yaklaşımla baskı yapıyor bana burada şey yapıyor. Yok Murat, şöyle yayına giderken demiştim ya bu konuda söz almak istiyorum diye. Tabii. Şöyle gerçekten ben toplumumuzda yaşanan ya da yaşadığımız olayların içerisindeki akla sığmayacak olayları sorgulamaya başlıyorum. Neden? Bizler cezaevinde kaldık. Bunu bir acite etmek ya da bir demagoji yapmak amacıyla söylemiyorum ama şimdi cezaevinde kalırken mahkemeye diyorduk ki biz, bizi neden cezaevinde tutuklu tutuyorsunuz? Neden tutukluyoruz biz dediğimizde? Biz sizin hakkınızda delilleri topluyoruz diyorlardı. Şimdi benim hakkımda tek bir tane tweet attım ben. Şehitlerimize kahraman dediğim, yad ettiğim bir tweet attım. Ondan dolayı 6,5 ay yattım. Şimdi benim hakkımda tek bir tane tweet'i delil toplamak için, tırnak içerisinde delil toplamak için beni cezaevinde tutuklu tutarken aynı adaletten ve hukuktan bahsediyorum. Aynı hukuk elinde sopalarla tutup öldürme teşebbüsünde bulundukları insan hakkında ki bir de organize olduğu arka tarafta görünüyor. Bu kişileri serbest bırakabiliyor. Şimdi anayasanın 10. maddesi herkese eşittir diyor. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabındaki her hayvan eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir tümdesindeki kişiler gibiyiz biz. Demek ki bazı kişiler eşit ama bazı kişiler daha eşit. Şimdi bizler o maddelerden yararlanamayacağız ama bu kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabiliyor ya da soruşturma esnasındayken daha serbest bırakılıyor. Tabii bunun normali o ha. Yani normali olduğu için bize garip geliyor ama bunu sen ya da başkası yaptığı zaman hemen tutuklanıp böyle şimdi, apar topar. Bir de Ankara İkinoğlu Baron'un kuruluş amacı bu mu? İstanbul İkinoğlu Baron'un kuruluş amacı bu mu? Bu mu derken? Şimdi orada soruşturma esnasında İkinoğlu Baro'dan avukatlar var demedi mi Saygı abi az önce? Evet. Benim çok dikkatimi çekti. Gereken çok önemli. Son derece önemli. Şimdi orada acaba görevlendirme mi yapıldı? Şöyle ki sen daha iyi bilirsin. Onu söyleyeceğim. Şimdi tabii hani İkinoğlu Baro bu aylardır talep bir sürü avukatın acaba eleştirdiği bir şey. Şimdi orada iç tarafını bilmek gerekiyor. Yanlış da bir şey söylemek gerekiyor. Şimdi bir baro kendisinden şimdi bu CMK işleri aslında orada belki bu baro siyasetini bilen birisi daha iyi açıklama yapabilir. Şunu söylemek lazım. Oradan çağrılmış olabilirler, aranmış olabilirler. Bu insanların daha önceden avukatları olabilir. Kim gitti? CMK görevlendirilmesi mi yapıldı? O daha nasıl olası yapıldı? Geldi. Daha önceden CMK olsa İstanbul'dan gitmez ama. Şimdi Ankara'dan. Onlar da kendi şeylerini oluşturuyorlar. Kendi çalışma gruplarını oluşturuyorlar. Tahminim benim aranmış ve çağrılmış olabilir. Yani bir avukatı gel beni savun burada ben ifade vereceğim diye çağırdığınızda avukatınız geldiği zaman işte... Aslında Saygı Bey orada başka bir şeye parmak basmak yani istedi fakat soralım ama işte bu neden i̇şte baroların bölünmesi bu anlamda tehlikeli tam olarak bahsettiğimiz şey bu. Şimdi bak burada bir saldırı yapan insanlara diyorsunuz ki niye iki nolu barodan biri gitti? Başkasının yanına bir nolu barodan gittiğinde işte biz her zaman baroların biliyorum ki Saygı Bey bunu art niyetle söylemedi. Burada konuştuğumuz tabii şey art niyet ya da bu birisine bir şey isnat etmek değil fakat işte bu yüzden çok tehlikeli. O zaman senin yanına bir nolu baro üyesiyim ben. Şimdi ben geldiğim zaman o zaman diyecekler ki sen neden seni sebepsizce 6 ay alıkoymuşlardı?
vatan haini diye bir şey çıkarttılar değil mi? Casusluk. Casusluk. Şimdi senin avukatın olarak ben geldiğimde o zaman şöyle denmesi gerekiyor. Bir nolu barodan avukat gitti. Demek ki bir nolu baro. Bu aslında çok tehlikeli bir şey bu anlamda. Bunu böyle ayırmak, belki Saygı Bey'in alt tarafında, arka tarafında bildiği başka bir şey varsa onu ona sormak lazım. Hani onu öğrenmek isteriz ama o kişiler... Bir, daha barolar bölünmeden avukatı olabilir, tanışıklık olabilir, oradan aranmış. Bu arada iki nolu baro ve bir nolu baronun bölünmesi ve iki nolu baronun başkan adayları, onların siyasi görüşleri. Evet, orada artık baroların öyle bir siyasi konumlandırması oldu. Öyle kişiler, değil mi? İki nolu baro daha çok Cumhur İttifakı'nın destekleyen avukatlardan. Tabii tabii, o yüzden onu söyleyeceğim. Şimdi bu kişiler gerçekten MHP'liyse ve böyle bağlantıları varsa dur bir dakika avukat yönlendiriyoruz diyerek oradan da avukat yönlendirilmiş olabilir. Hmm. Ama şu tartışma tekrar bana gösteriyor ki ne kadar tehlikeli. Bir nolu baro, iki nolu baro, üç nolu baro. Daha önce de bahsetmiştim. Bir meslektaşımız şöyle bir şey yapmıştı. Bir böyle parodi bir video çekmişti. Demiştik işte Öz Kardeşler Barosu. Evet. Şimdi bir şey, tam aslında bu hesap bu hesap. Ben avukatım. Benden birisi kendisinin avukatı olmasını isteyebilir. Sizin siyaseten bir tanışıklığınız olabilir. Avukatı olabilirsiniz. Uygun görürsünüz olursunuz, uygun görmezsiniz olmazsınız. Ben burada savunmanın yani avukatların açıkçası durumunu olaylardan ayrı tutmak gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü eğer bunu bu şekilde irdelemeye başlarsak hiç kimse yarın bir gün kendisini savunacak avukat bulamaz. Ben bir avukat olarak siyasetten de uzak bir şekilde buna böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki elbette bu zaten baroların ayrılmasının sebebi buydu. Yani neden? İstanbul Barosu seçimleri alınamadığı için baktılar ki seçimle alamıyoruz. Biz böyle bir şey yapalım. Buna zaten aylardır konuşuyoruz ve itiraz ediyoruz ama yani her avukat şöyle tercih etmeyebilirsiniz siyasi bir davaya bakmayı ya da siyasi olarak ön planda olan bir kişiyi gazeteci, siyasetçi savunmak istemeyebilirsiniz. Savunabilirsiniz ama şunu unutmamak gerekiyor. Siz avukatsınız. Siz müvekkiliniz değilsiniz. Siz müvekkilinizin gerçekleştirdiği fiili gerçekleştirmiş bir kişi değilsiniz. Ona da bir altın avukat olarak tabii burada tamamen mesleğimin objektifliğiyle değerlendirmek isterim ama sorum da Saygı Bey'e bu anlamda şu olsun. Saygı Bey gülüyor arkadan. Evet. Şunu sormak isterim. Yani siz orada iki numaralı baroyu vurgulamanızı... Bu bir haber ama şöyle, yani İkinoğlu barodan olması bir haber. Şey Feyzan, o amaçla söyledi zaten Saygı Öztürk'te. Siz gazeteci Feyzan olarak bunu söylediniz. Ben de avukat olarak bir kendi bakış açımı söyledim. Tamamen ben de merak ediyorum neden öyle söylediğinizi. Hayır şöyle, şu yüzden söyledim. Diyorum ki ya çok enteresan işte bilgiler var. İşte gidiyoruz işte bu kişinin diyoruz. İşte 3 gün önce araç kiralamasından söz ediyoruz. İşte avukat, emniyetteki ifadede biliyorsunuz avukat bulundurma zorunluluğu yok böyle şeyde. Buna hemen işte İstanbul İkinoğlu avukatının üyesi, İkinoğlu Baro'nun bir avukatının gelmesi. Ben ilginç bulduğum için söyledim. Yoksa olayın arkasında başka bir niyet, başka bir amaç yok. Sadece bilgi, yani kamuoyunu işte sizleri bilgilendirmek için. Sadece belki de böyle bir olayların zaman zaman az önce sizin de vurguladığınız gibi böyle olayların tartışma konusu olabileceğini, baroların bu hale gelmesinde yani ikiye bölünmesindeki sakıncaları da bu vesileyle bizler de konuşmuş olduk. Gerçekten doğru.